Yeni bir videodan tekrar merhabalar, merhabalar. Daremka bugün bizimle. Aynı zamanda Yasmin Soy'dan da gelmiş bulunmakta Londra sınırları içerisine. Kendisinin duştan çıkmasını bekliyoruz ve ikimiz de altımıza işinmek üzereyiz. Evet, evet. Evet, Yasmin de burada ve ben sivilcelerimi kapattım. Bu şey için. Vlog içindir. Yasmin artık ben ünlüyüm bu arada. Öyle valla. Evet. Çok takipçim var. Size hepinizi birer birer öpüyorum, seviyorum buradan. Saygılar, sevgiler. Daremka şu an karşımda ve beraber matcha içiyoruz. Yaptınız. Cheers, man. Cheers. Yes. Ve Yasmina bir arkadaşına gitti seslenmeye. Arkada yine ev arkadaşımın çamaşırı. Bütün vloglarımda ev arkadaşımın çamaşırları. Kızı ifşa ederek. Neyse. Ben Ebru ablamla buluştum ve şimdi eve geldik. Güzel bir kaçak oldu. Evet Darem Kadiroğulları, nasıl hissediyorsunuz Londra'ya taşınma konusunda? Şu an hiç sol kaçır bir modda değilim. Ben 6 aydır arkadaşlar. Ülke sınırları içerisinden çıkış yapamıyorum. Çünkü saygıdeğer UKVI ikide bir de vize aplikasyonumu kaybettikleri için tekrar başvurmak zorunda kaldım ve ülkeden çıkış yapamıyorum. Bu sebepten dolayı ailemi göremedim, Yasmina'yı göremedim ve sonunda aylar sonra Daremka, Yasmina ve Şefifa üçlüsü olarak aynı kıta üzerinde bulunmaktayız. Evet. Evet. Deme. Aynı kelimeleri kullanma. Anlamaz. Anlıyor. Cin gibi bu kız. Cin gibi kız yemin ederim duyar. Ya ben bazen bir şey paylaşırım story'me. Kendi dilimizde. Alır kopyala yapıştır yapıyor. Arama motoruna. Yok, kendi dilini çeviriyor. Sonra bana dönüp özelden yazıyor ve diyor ki neden bunu dediğim be dostum? Ve diyorum ki arkadaşlarımla aramda iç şaka bu. Arama motoru. Bayağı. Sayesinde Türkçe'm gibi. Vocabulary. Ondan nasıl neymişim? Tamam, geldiğinden beri Londra'ya en sevdiğin olay ne? En sevdiğin şey ne? Sana gelip gitmek tabii ki. Darem evime yerleşmeyi evet. Falan düşündü galiba. İkide bir de şey, havalar güzel olduğunda bu balkoncukta brunch yaparız yaptı böyle dedim. Bulaşıkları da uyuyacak galiba. Bulamadık. TK Maxx'a girdik ve Daremka çanta aradı ve it was unsuccessful unfortunately. Çok kaliteli ürünler vardı. Göstermemiz lazım. Yani o kadar mükemmeldiler ki dedim hepsini almalıyız. O yüzden online baskete ekledik. Linki bırakıyorum. Çafak Bekiroğlu 20 koduyla beraber 20 indirim alabilirsiniz. Evet teşekkürler aman tanrım. Ne almak istersin? You hungry biraz or not? Daha böyle gezebilirim. Okey kart alabilirik ev arkadaşıma. Karabasan gördüm geçenlerde ve anlatırdım Darem'e Yasmin'e bu olayı. Şimdi benim annem lise hayatı boyunca çok karabasan, kabus tarzı şeyler görmüş bir insandır kendileri. Duygu Hanımcığım selamlar, saygılar, hürmetler. Ve Berra da birkaç kere karabasan geldi. Bana hiç gelmemişti sağ olsun kendileri. Ta ki geçen haftaya kadar çok stresli bir dönemde içiyordum ve karabasan dedi ki biraz daha strese sokalım bu kızı. Ve uyku düzenimin içine ara veriyoruz. İçeride devam. Kendimi bir şey gibi hissettim. Keeping up with the Kardashians şeyi. Uyku düzenimin içine etmiştim. Bu yüzden sabah saat 5'inde uyuyup öğlen saat 12'de uyanıyordum. Ta ki Yasmina evimize gelene kadar. Odanı takip edelim lütfen. Ondan sonra Cima saat böyle 12 gibi yattım. Kitap okudum. Uyuyamadım. Bir şeyler izledim. Stres oldum. Overthink yaptım. Saat 5 oldu arkadaşlar. Ve dedim ki Şefifa it's time to sleep. Yattım. Tam uyuyorum. Böyle kırmızı gözlü, saçı dağınık, böyle canavarımsı, kadınımsı bir şey üstüme doğru geldi. Ve yüzümü kapattı. Nefes almayayım diye. Ve tabii ki de ben sinir küpü olarak ve pasif agresif bir şahıs olarak karabasanımla kavga etme kararı aldım. Böyleydim. Direkt gerçek hayatta da elim oynayarak bana bak, bana bak. Zamanım yoktur. Git başka gün gel. Çok yorgunum yaptım gözüm kapalı. Ve sonra uyanıp gülmeye başladım. Çünkü ben bir psikopatım.
Buradan psikologlarımıza sesleniyorum. Lütfen numaralarınızı aşağı yazın ya da linklerinizi bırakın. Çünkü ihtiyacım var. Teşekkürler. Yasmina sonunda eve geldi. Yemeğimizi yedik. Şimdi de ev arkadaşım ilk bir torture yaptı. Ve şimdi F1 izliyoruz. Göster. Durum bu. Evet arkadaşlar, yeni bir günden merhabalar. Öğlen saatleri içerisindeyiz. Saat kaç? 1 gibi. 1 geçti biraz. Ve biz Oxford Street'e gelme kararı aldık. İlk kararımız müzeydi ama bir tık gecikmeli röterli bir çıkış yaşandı. O yüzden şimdi geziyoruz. Şimdi Liberty'ye gidiyoruz. Biraz shopping falan biliyorsunuz. Biz sadece marka giyindiğimiz için Darem Givenchy'den birkaç şey ayırtmıştı. Yasmin Dior'a bakacaktı. Ben de birkaç Prada'dan ürün seçmiştim. Onları alacağız. Sonra da özel uçağımızla New York'taki otelimize geri dönüş yapacağız Londra'dan. Özel uçağımız metro. Güzel çiçeklerimizle beraber. Deyze bir baktı bana. Çiçekçiyim sanki. Very nice. Biri ev arar, öbürü yüzük bakıyor. Bu kahve içiyor. Ben sadece oturdum ve güzel gözüküyorum. İşte benim de işim bu. Evet arkadaşlar, bugün günlerden ne? Pazartesi. Biz Yasmin'le gün kavramı kalmadı. Günlük rutinimiz yataktan koltuğa, koltuktan mutfağa, mutfaktan koltuğa, koltuktan tekrar yatağa. O yüzden bugün bir aksiyon yapıp molun içinde yürüme kararı aldık. O kadar bir tembelleştik ki market alışverişimizi bile online söyledik artık. Bence gidişat güzel bir gidişat. Escalator çalışır orada. Sen ne yapıyorsun? İyi yaptım. Yarın kar bekleniyormuş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hiç hoş değil. Ben bahar arabayı. Kızlar ev bakmaya gitti. Ben de zaman buldum diye uzun zaman sonra bir cime yiyeyim dedim. Hello. Çok karışık bir vlog çektim. Daha doğrusu çekemedim. Çorba gibi oldu ve şu an yine cimdeyim. Bambaşka bir günden. Kanala bağlanıyorum. Bugün Yasmin evine taşındı ve rutine dönmeye çalışıyorum. Saat 4 ve cimdeyim. Yürüyorum. Yavaş başlıyoruz bugün. Yarından itibaren düzgün bir nefes nefese kaldım. Sadece 4 dakikadır yürüyorum. Düzgün bir rutine oturtmaya çalışacağım hayatımı. Bu arada aşırı komik bir şey fark ettim. Eve gelip üstümü değiştim ama takılarımı çıkarmayı unuttum ve böyle cimdeyim şu an. Kahvaltım hazır. Yedikten sonra biraz alışveriş yapmaya çıkacağım. Kahvaltımı yerken de biraz YouTube ve Netflix takılacağım. 50 saattir asansör bekliyorum. Gerçekten delireceğim. Burada asansör geldi ve alışverişe. Aşırı yağmur var Londra'da. Çok kötü bir durum ya gerçekten. Bugün dışarı çıkma kararı almam normal değil. Evet, şu FIFA evde çok kısa bir shopping oldu. Sadece spor ayakkabısı aldım. Straight leg joggers aradım ama hiçbir yerde hiçbir şey bulamadım. O yüzden yarım saatlik bir shoppingdi. Spor ayakkabısını da kendimi cime motive etmek için aldım. Şimdi size aldığım ayakkabıyı göstereceğim. Spor için uygun bir ayakkabı seçmeye çalışacağım. Bildiğin klasik New Balance 530. Benim ayaklarım 39,5 arkadaşlar. 39 küçük geliyor, 40 büyük geliyor.
Ama en rahat hareket edebilmek için 40 aldım. Bence çok tatlı var. Aşırı derecede matcha bağımlısı oldum. Şu matcha'yı almıştım. Geçen videoda sanırım vardı. Tian Tian Market diye bir yer var burada. Japon ve Ay konuşamıyorum Allah'ım. Japon ve Asya mutfağı ürünleri satıyorlar. Biraz yine yürüyorum geçen günkü gibi. Kalabalık gideceğim, az önce boşalmaya başladı. TikTok'ta her yerde gördüğümüz fruit roll-ups'la yapılan dondurma şeyini denemek istedim şu an. Durmadan yiyorum bugün. Sanki doyma hissiyatı yok yani bugün bende. Ne kadar zor bir şey be bunu açması. Abi affedersin de yani kalıp gibi çıktı dondurma. Bu da dondurma da değil aslında, frozen yogurt. Hadi bakalım. Çıtır çıtır oluyor. Muş. Deneyeceğiz, göreceğiz. Biraz bekletelim sertleşsin. Çok heyecanlıyım. Mükemmel. Mükemmel. Arkadaşlar bugün uzun zamandır geçirdiğim en güzel gün olabilir. Bunun sebebi İngiltere hükümeti bana vizemi çıkartma kararı aldılar. 5 ay gecikmeli olmasına rağmen gerçekten o kadar mutluyum ki sanki bütün sorunlarım ortadan kalktı. Ve bunu kutlamaya gidiyorum. Bu arada hava felaket ötesi kötü. Sabah kar yağdı, dolu yağdı, yağmur yağdı. Ben yine aklımı aramak için dışarı çıkma kararı aldım. Erken geldim Viyana'ya. Ve kızları bekliyorum. İçeride biraz ısınacağım çünkü hava buz gibi. Daha önce büyük ihtimal 50 kere falan Viyana'ya geldim. Ve burası benim Londra'daki en sevdiğim müze. Değişik bir şekilde burada çok fazla evde hissediyorum kendimi. Çünkü deliyim, 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 deliyim. Odama koltuk buldum. Bunu birine benzettiler. Bunu. Abla. İyi de İşte bizim müze gezilerimiz bu kadar. Gain on. Cancelli. Cancelli buradan lazer çeker. £4.99. Eve teslim dahil. 2008'de yapıldı. Yani okey doğru, yanlış değilmiş tabii. Çok eski gelmiyor. Ben ve çocuklarım. Aslında galiba. Very probable. Hepimizin enerjisi düştü ve ben çok acıktım. Evet, tam bana göre bir porsiyon değil mi tuz olarak? Arkadaşlar gelen yemeklerimiz yok, koy koy bir şey değil. Dar MK sabote ediyor çekimleri.
to Pipa. Eve geldim. Küçük bir market alışverişi yaptım ve kızlardan ayrıldım. Ve bayağı bir çikolata aldım. Cime gitmeye karar verdim.